Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 26 Temmuz Cuma, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyeler birikmiş borçlarını ödesin çıkışının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belediyelere borç bildirimi gönderdi. Bakan Vedat Işıkhan herhangi bir parti farkı gözetmediklerini belirterek SGK'ya olan prim borçlarının bir an önce tahsil edilmesi gerektiğini belirtti. Bakan Işıkhan, belediyelerin prim borçlarının 96 milyar liraya ulaştığını da söyledi. Bu gelişmelerin ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise en borçlu belediyelerin yerel seçimde AK Parti'den yeni devraldıkları belediyeler olduğunu söyledi. Özel, Erdoğan'a seslenerek belediyeleri zora sokarak, halkın hizmetini aksatarak CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan aldanıyorsun dedi. Kamuoyunun tepkisine neden olan sokak hayvanları yasa tasarısı AK Parti ve MHP oylarıyla komisyondan geçmişti. Tasarı Meclis Genel Kurulu'nda da görüşülecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. MHP üzerine düşeni yapacaktır sözleri, MHP'nin genel kurulda nasıl bir tavır alacağı sorusunu da gündeme getirdi. Zira MHP oy vermezse tasarı meclisten geçemiyor. Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise CHP'nin tavrı ile ilgili "Biz direnmeye devam edeceğiz, bu katliamın parçası olmayacağız" dedi. MHP'nin Sinan Ateş cinayeti davası ile ilgili hazırladığı dilekçedeki 154 kişilik liste gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci, akademisyen, hukukçu ve siyasetçilerden oluşan listede ismi bulunan İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz şunları söyledi. Hangi yetkiyle bu listeyi yapıyorsunuz? Hukuk içinde deseler de yaptıkları açık bir hedef göstermedir. Ben öncelikle devletin ne yapacağını merak ediyorum. CHP lideri Özgür Özel'in geçim yoksa seçim var sözleriyle gündeme getirdiği erken seçim tartışmaları ilişkin bir açıklamada CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'ten geldi. Zeybek, anketlere göre erken seçim isteyenlerin oranının 3 ay içinde %12'den %57'ye çıktığını söyledi. Kamuoyu araştırma şirketleri de anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. ORC araştırmanın bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna katılımcıların %31.4'ü CHP, %31.1'i de AK Parti yanıtını verdi. Siyasette normalleşme tartışmaları ve görüşmeleri sürerken AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Özgür Özel'in 29 Ekim'de protokol amaçlı görüşebileceklerini belirtti. Ehliyetsiz kullandığı aracıyla çarptığı Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan oğlu Timur Cihan Timur'u Amerika'ya kaçıran Eylem Tok'un Türkiye iadesiyle ilgili karar çıktı. Hakim, Türkiye'den gelen delilleri yeterli bulduğunu belirterek Eylem Tok'un Türkiye iadesini onayladı. Bingöl'de madde bağımlısı olduğu belirtilen 19 yaşındaki Emircan Zazıoğlu sokakta bıçakla saldırdığı 4 kişiyi öldürdü. DH'nın aktardığına göre şüphelinin babası daha önce oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu belirtip tedavi edilmesi için mahkemeye başvurmuştu. Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ise yatarak tedavisinin gerekli olmadığı yönünde görüş bildirdi. Mahkeme de bu olaydan 20 gün önce Zazıoğlu'nun özgürlüğünün kısıtlanmasına yer olmadığına karar verdi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. İstanbul'da ulaşıma zam yapıldı. 17 lira 7 kuruş olan tam basım ücreti 20 liraya, öğrencilerin bir basım ücreti ise %20 zam oranıyla 10 liradan 12 liraya yükseldi. Deniz taksi ücretlerine de %100 oranında zam yapıldı. Bankalar arası kart merkezi verilerine göre kredi kartıyla yapılan toplam ödeme tutarı yıllık %105 oranında arttı. Ocak-Mayıs döneminde 513 bin kredi kartı kullanıcısı borç nedeniyle yasal takibe alındı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, deprem bölgesine yönelik vergi affının gündemde olmadığını söyledi. Amerikalı ünlü yatırım kuruluşu Bank of America stratejistleri piyasanın faiz indirimlerini çok erken fiyatladığına dikkat çekti. Kuruluş, faiz indirimi için Eylül ya da Ekim ayını işaret etti.
Merkez Bankası döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerine son vereceğini duyurdu. Bu kararın mevduat faizlerini 2 ila 3 puan yukarı taşıması bekleniyor. İtalya Maliye Polisi, Amerika merkezli e-ticaret şirketi Amazon'un vergi dolandırıcılığı ve işçi sömürüsü iddialarıyla suçlanmasının ardından 120 milyon eurosuna el koydu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'ndeki konuşmasında Refah'ta sivil öldürülmediğini savundu. Kongre üyeleri ise Netanyahu'nun konuşmasını ayakta alkışladı. 50 civarında kongre üyesi ise konuşmayı boykot etti. Demokrat Senatör Bernie Sanders, Amerikan medyasına verdiği demeçte onun bir savaş suçlusu olduğunu düşünüyorum, bence kesinlikle kongreye davet edilmemeliydi dedi. Kongrenin Filistinli tek temsilcisi olan Rashida Tlaib ise Netanyahu'nun konuşması sırasında elinde savaş suçlusu yazan küçük bir pankart tuttu. Bu arada binlerce kişi de Washington'da Netanyahu'yu protesto etti. Rehinelerin aileleri Netanyahu'nun konuşmasını 3. sınıf siyasi tiyatro gösterisi olarak nitelendirdi. Öte yandan Netanyahu'nun kongrede alkışlandığı gün İsrail ordusu Gazze şeridindeki 60 noktaya hava saldırısı düzenledi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu İcra Direktörü ise Gazze şeridinde insani durumun felaketin de ötesinde olduğunu vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Devlet Başkanı Esad Moskova'da bir araya geldi. Putin, Suriye'nin de bulunduğu bölgede durumun olumsuz yönde geliştiğini söyledi. Esad ise, görüşmemiz detayların ele alınması, olası beklentiler ve senaryoların istişare edilmesi açısından çok önemli, dedi. Amerika'da 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminden çekilen Joe Biden bu kararı aldıktan sonra ilk kez halka seslendi. Biden, Beyaz Saray'daki ofisinden canlı yayınlanan konuşmasında adaylıktan ülkeyi ve Demokrat Parti'yi birleştirmek için çekildiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Raporu'na göre 2023'te dünya genelinde yaklaşık 733 milyon insan açlık çekti. Bu sayı dünya nüfusunun %9.1'ine denk geliyor. Yani çatışmalar, iklim değişikliği ve ekonomik krizler nedeniyle dünya genelinde her 11 kişiden biri, Afrika'da ise her 5 kişiden biri açlıkla karşı karşıya kaldı. Bangladeş'te bağımsızlık savaşına katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 200'ü aştı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ülkesinin dönem başkanı olduğu G20 zirvesi öncesi dünyadaki açlığı sona erdirmek amacıyla bir girişim başlatacağını duyurdu. Girişimin finansman kaynaklarından birisinin ise dünyanın en zengin insanlarının vergilendirilmesi olduğu belirtiliyor. Almanya'da iklim aktivistlerinin Frankfurt Havalimanı'nda gerçekleştirdiği eylem nedeniyle 50 uçuş iptal edildi. Eylemi gerçekleştiren son nesil grubu 2030'a kadar fosil yakıt kullanımının bırakılmasını istiyor. Filipinlerin Bataan bölgesi açıklarında yaklaşık 1,5 milyon litre endüstriyel yakıt taşıyan tanker gemisi alabora oldu. İngiliz Meteoroloji Kurumu yıllık raporunu açıkladı. Buna göre geçen yıl İngiltere'de kayıtlardaki en sıcak ikinci sene yaşandı. Haziran ve Eylül en sıcak aylar olarak kayıtlara geçti. İngiltere'de çok sıcak günlerin sayısının son 10 yılda 3 kattan fazla arttığı vurgulandı. Kültür, sanat, yaşam ve spor haberlerine bakalım. Müze ve öğren yerlerini yılın 6 ayında 13 milyon 842 bin kişi ziyaret etti. İzmir, Efes Ören Yeri 1 milyon 117 bin kişiyle en fazla ziyaretçi ağırlayan yer oldu. Ters Yüz 2 filmi tüm zamanların en çok kazanan animasyon filmi oldu. Film, küresel gişede elde ettiği 1.4 milyar dolarla önceki rekorun sahibi Karlar Ülkesi 2'yi geride bıraktı. Paris'in ev sahipliğini yaptığı Olimpiyat oyunlarının açılışı bugün Sen Nehri'nde gerçekleştirilecek. Toplam 204 ülkeden 10.500 sporcu mücadele edecek. Türkiye'yi 54'ü kadın, 48'i erkek toplam 102 sporcu 18 branşta temsil edecek. Mülteci olimpiyat takımında ise 36 sporcu yer alacak.
Paris 2024 tarihte cinsiyet eşitliğinin sağlandığı ilk olimpiyat oyunu olacak. Olimpiyatlardaki tüm branşlarda yarı yarıya kadın ve erkek sporcular yer alacak. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Konuk Kahve'de konuk Gürgen Öz. Kitap Konuk Kahve'yi kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.